Başka bir maç. Şimdi şu anda konuşmuş olduğumuz 3-4 tane problem, yani hatta 2-3 tanesi de bunların yani şahsi dilim, hatta site problemi. Yani şehirle ilgili, mahallede ilgili bu kadar büyük sıkıntı yaratacak bir problemimiz Allah'a şükür yok. Yani. Suyla ilgili yok, yolla ilgili yok, kaldırımla ilgili yok ki işte bir Halim Deresi'ni yapmakla bile, yani burayı çift yolu yapmakla bile bu tarafları tamamen değerlendi. Hemen de Belen'de Karabük'ün üstünde de yepyeni bir mahalle daha ortaya çıkıyor. Bundan sonra herhalde büyümeye devam eden bu taraflar. Dediğim gibi yani şehirde yani bizim hedefimiz şuydu yani bak şehircilikte. Yani yaşanabilir bir şehir. Yani bir şehirde her yerinde işte hareket, her yerinde eğlence olmaz. Mahalleler sessizlik ister. Rahat bir yaşam ister. Yani güzel bir yaşam ister. Çocuğunun işte parklarda oynayabileceği alanlar ister. Suyu kirseniz temizliği olsun. İster de biz bunun yanında hem yaşanabilir hem de ucuz bir şeyi ortaya çıkartmaya çalıştık. Biraz evvel bahsettiğim gibi mesela bir doğalgaz programının 4-4,5 yılında tamamını Karabük'e yayarak yani en az her eve bakın şu andaki parayla her eve ayda 500 lira katkıda yani buluyor doğalgaz. Aynı şekilde suyumuz Türkiye'de en kaliteli suyu içiyoruz. Şişe suyu kalitesinde şu anda 2 lira 30 kuruş. Ki ben İstanbul'da 8,5 lira veriyorum. Hatta yani bu bize şu anda bu suyla gerçekten söylüyorum bahçeye bakın. Yani mutlaka bahçe olacak ağaç sulanır ama gidip de sebze bilmem ne falan yetiştirmek yazıyor yani bu suyla. 2 lira 30 kuruş. Ve içme suyu kalitesinde biz size bunu yani bu geçim sıkıntısı içerisinde, bu kadar işte ekonomik sıkıntılar olduğu bir dönemde hiç değilse bir nebze rahatlatabilelim diye zam yapıyoruz ki bizim de suyla ilgili bir sürü maliyetlerimiz var. Yalnız geçen sene filtreleri değiştirmek için 20 milyon lira bugünkü parayla para harcadık. Filtreleri 20 milyon lira para harcadık. Gene aynı şekilde halk ekmeği şu anda 1,5 lira ihtiyacı olan 1,5 lira halk ekmeği alabiliyor. Şey halk ekmeği İşte daha önceden işte 12 bin civarlarında çıkardıkken şimdi 35 bin lira çıkarttık ki yani çünkü fırıncılarda bir işte sıkıntı yaratmaya başladı. Yani fiyat kontrolü yani bizim dışımızda yapmaya başladı fırıncılar. Biz de halk ekmeğinin adetini yükselttik. Dediğim gibi suyu ucuz, ekmeği ucuz. Yani işte doğalgaz her tarafa ulaşmış. Ufak tefek problemler olan bir şehir haline geldi. En büyük problemlerimizin bir tanesi şu anda yaşanmış bir şey. Yani yaşamımızı etkileyen ulaşım problemi. Yani halk otobüsleri problemi. Halk otobüsleriyle ilgili de yeni program yapıyoruz. Yani bunu bir şirkete verdim. Yani karar vermiş onunla. Halk otobüsleriyle ilgili ulaşım planlamasını yapacak. Temmuz'a kadar okullar kapanmadan. Sonra biz de hızlı bir şekilde ihale yapıp Karabük'ün ulaşım problemini köklü bir şekilde çözmüş olacağız. Karabük'te değil, ulaşım problemini. Çünkü onlar da bize sıkıntı yaratmaya başladı. İşte bir sürü arkadaş şeyi bıraktı, hatları bıraktı, zarar ediyoruz diye. Halbuki bizden istedikleri bütün zamları verdik biz onlara. Yani hatlar çalışsın diye. Sonra teknik etmeye başladılar. Yok kontak kapatacağız, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız. Boyuna basında yazdırıyorlar. Biz dedik ki ya kapatın da kontak, biz de rahatlayalım yani. Nasıl olsa bu işi söyleyeceğiz yani bir halde. Ama şu anda Temmuz ayına kadar dediğim gibi iyi bir planlama yapılacak. Yani çok kalıcı planlamayla beraber yani ihalesini yapacağız, bu problemi çözeceğiz tabii. Belki ufak tefek aksaklıklar olur her planlamada. O da ihaleden sonra çözülür tekrardan yani taleplere göre. Ben aynen yani çok rahat bir yerde yaşamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi 2009'dan bu tarafa çok farklı değişiklikler oldu şehrimizde. İçinde yaşamadığımız için belki bunları tam göremiyoruz ama yapmış olduğumuz işlerin bedelleri gerçekten bugün parayla falan ölçülmez. Yani şu anda yani bir Halim Deresi'ni artık kolayla kimse yapamaz. Mesela bir Dökecek Deresi'ni kolayla kimse yapamaz. Bir Dökecek Deresi'ni yapılmasıyla, ısrarıyla beraber, yol açılmasıyla beraber
Karabük'ün en güzel mahallesi şu anda derelerde ortaya çıktı bakıyorlar. Yani kentsel dönüşüm. Ama Karabük'te tabii kentsel dönüşümlerde bir sürü sıkıntı var. Soğuksu mahallesinde 5-6 tane arkadaşı yiyenler şu anda 300-400 kişi 3-3,5 seneden bu tarafa evlerini yaptıramadı ve mağdur oldu. Şu anda da fiyatlar yükseldi. Aynı şekilde Adatürk mahallesinde. Biz onlara imar verdik. Yani herkesin yeri değerlensin, para kazansın. Yani işte birer tane daireler olur olsun diye. Bunlara iyi bir imar verdik ama 50 metrekaresi olan bile artık orada şey yaptı. Farklı boyuta geldi. 2 daire istedim, 3 daire istedim. Tatmin olmadı, doyum olmadı. E şimdi inşaat maliyetleri de çok yükseldi. Bakalım Allah hayırlısı eylesin. Bir şey söylemiyorum yani. Dediğim gibi bir taraftan kentsel dönüşümleri, bir taraftan imar işleri, Karabük'te değişik bir farklılıklar ortaya çıkmaya başladı ki artık bu yapılan işlerin hiçbirisi öyle kolayla uzun seneler yapılamaz. Ya yani işimiz de rast gitti. Yani işimiz de rast gitti. Çok tasarruflu işler de yaptı. Yani sizlerin de desteği çok iyi oldu. Mesela şu anda bir hemen baktı çıktı bile 150 milyon liraya yapılmaz. Bir ilerisinde köprü, bugün Safranbolu'nun 5 milyon arasındaki köprü mümkün değil 150 milyon liraya yapılan kimse yapamaz. Kütüphaneyi yapamaz. O asansörleri yapamaz artık yakınlarında. Meydanı yapamaz. Doğmuş durakları bunlar parayla falan artık yapılmaz. Ama şu son bir yıl içerisinde Karabük'te bilemiyorum ne hikmetse çok şanslı bir dönemini yaşıyorlar. Yani geliyor bakanların ilgisi farklı. Efendim ben söyleyeyim. Diğer siyasilerin ilgisi farklı. Çok farklı kararlar var. Mesela işte Şehircilik Bakanı geldi. Mehmet Kurum Bey. Dedi ki bu meydanı bana bırak. Hemen yanında millet bahçesi yapayım. Adliyeyi oradan çıkartayım. Güzel bir millet bahçesiyle beraber meydanı baştan düzenleyip camiye de güzel bir proje yaptık dedi. E şimdi koskoca bakan mesela böyle bir şey talepte bulmuş Karabük'ün hayırına. Biz de hiç tereddütsüz buyur almadık meydana. Hatta geçen de devrimleri yaptık. Onlar biz bunları belediyenin şeyini demir çelikten tahsis olarak almıştık. Şimdi biz bunların hepsini veriyoruz. Demir çelikten de anlaşıyor, hazine yerlerinden yer veriyor. Bu yerlerin tamamının mülkiyetini bakanlık alıyor. Ve sonradan da büyük ihtimalle belediye devreler. Ve güzel bir canlı projesi, adli oradan kalkacak. Eski anıtla dahil, askerlik şubesine dahil o alanın tamamını millet bahçesi olarak düşünüyoruz. Yani güzel bir şeyin kanalıyla kazanmamaya düşünüyoruz. Adliye binası da yeni mahalle tarafına gidecek. Orada demir yollarının 24 dönüm bir arazi var. Oraya ilgili planlama yapıyoruz. Ki oraya gittikten sonra adliye binası gerçekten kanlı farklı bir boyuta gelmiş olacak. Sonra hemen yine köprü başından yukarıdaki Şerben istasyonuna kadar bildiğim kadarıyla ihalesi yapıldı. Dere ıslah çalışması yapılacak. Biz de dereyi güzelleştireceğiz. O kordon boyunda farklı bir yaşam alanı ortaya çıkartacağız. Abi bunun yanında tekrardan size şöyle söyleyeyim. Yani devre suçlarının bu çalışmasıyla beraber Demirçelik Kavşağı'nda çalışma başlıyor. Orada ihalesi yapıyor Demirçelik Kavşağı'nda. Ama o görmüş olduğunuz animasyonlar değil. Bizim biliyorsunuz belediye seçimlerine rahmet bulunan belediye başkanları farklı bir animasyon yayınladı. O şekilde değil bildiğim kadarıyla. Biz Karabük Belediyesi olarak üniversite kavşağında ki yere gene bir battı çıktı yapıyoruz. İhalesini yaptık 80 milyon liraya. İnşallah onu da Karabük Belediyesi olarak yani tamamlamış olacağız, kazandırmış olacağız. Ve Çamlık. Çamlık'la ilgili çok güzel bir proje yaptırdım. İçerisinde emniyet de yapıyoruz. Yani herkesin güzel bir yaşam alanı olacak. Hafta sonları gidip piknik yapabileceği, oturabileceği, güvenli bir yer, içerisinde emniyetin olduğu, yürüyüş yolları olduğu, Çamlık'ta da çok güzel. Yani sizler için diyetlikte oraya yapmışız. Ve Karabük dediğim gibi son 7-8 aydan bu tarafa, bir yıldan bu tarafa çok şanslı birileri yaşıyor. Ve geçenlerde Milli Eğitim Bakanı geldi. Yani Milli Eğitim Bakanı'yla da tanışmam çok eskiye dayanıyor. Yani yanındaki yardımcılarıyla da tanışmam çok eskiye dayanıyor. Gerçekten bir milletvekiliyormuş. Yani AK Partili Başkanımız da Foylan Çubuk iyi geldi. İyi program yapmışlar, genel eğitim müdürümüze dair.
14 tane Karagök'e okul yapma kararı aldı. 250 milyon lira yatırım ve 2 gün sonra da yani %10 ödeneği Karagök'e geldi ihale yapılması için. Yani artık bu iş başlamış demek yani. Geriye de dönüşü yok demek. %10 ödeneği de geldikten sonra. Yani eğitimle de ilgili, yani çevreyle de ilgili. Yani çok güzel yatırımlar yapılıyor. Biz de Karagök'ün eksiklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. Ama gerçekten yani her yapılan iş, bakın şu 80 milyon liraya yapılan işi 1,5 sene evvel yapmış olduğu maliyeti 17,5 milyon liraydı. Bunlar artık Karagök'e yapılan son işler diyebiliriz. Bu yaptığımız işler. Artık yapacağımız asfaltlarımızı yapacağız, kaldırımlarımızı yapacağız. İyi bir şekilde yaşamaya gayret edeceğiz. Sanayimizi geliştireceğiz. İşte konuşa konuşa 12 seneden bu tarafa buradaki sanayi doğmuştu. Yani şu andaki sivrilerimizdeki sanayi, eski pazar sanayi hareketlenmeye başladı. Şu anda 3000 dönüm yer kamulaştırılıyor. Bildiğim kadarıyla 1500 dönümü yatırımcılara tahsis edildi. Eski pazarda da çok yakında yani bir sanayi ortaya çıkacak yani. Yani orada da iyi bir fabrikalar kurulmaya başlayacak. Dediğim gibi hep beraber bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. İyi bir şekilde, ucuz bir şekilde, rahat bir şekilde, yani eksiklerimizi tamamlayarak, yani çoluğumuzun, çocuğumuzun huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili, yani iyi okullarımızın olduğu, hakikaten de şu anda Karagök okulunda çok iyi bir yere geldi, Borçlu Üniversitesi'nde, eğitimiyle ilgili. İyi bir şekilde yaşamaya her birinden gayret edeceğiz. Ama dediğim gibi 13 yıldan bu tarafa bir gün dahi sıkıntıya düşüyor. Bir gün dahi sıkıntıya düşüyor. Karagök Belediyesi'nin 13 yıldan bu tarafa bir lirasını kimseye peşkeş çekmedi. Sen benim tanıdığımsın, sen benim yakınımsın diye bir lirasını peşkeş çekmedi. Ama kimin ne ihtiyacı varsa bunu çözmeye çalıştık. Bak bir ihtiyaçları çözmeye çalıştık. Ve işimizde rast gitti. Sizlerden toplamış olduğumuz paralar gerçekten yetti. Yani sizlerin duası bize yetti. Sizlerin duasıyla bugünlere buralara kadar geldik. Şu anda bakıyorum bizim ölçeğimizdeki belediyelerin çoğu artık işçisinin memurunun maaşını ödeyemeyecek duruma geldiler ve biz bir sürü projeleri şu anda yine yapmaya devam ediyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Almış olduğumuz noktadaki eksikliğin hepsini tek tek ilgileneceğiz. Hepiniz sağ olun.